Seren Hanım çok geçmiş olsun. Siz de çok kötü oldunuz. Zor zamanlar geçirdiniz. Neler söyleyeceksiniz? Yani söyledi Esra Nur gereken. Gerçekten yani konuşacak halim yok. Gerçekten çok kötüyüm. Ben onu defalarca affettim. Daha önce affettim çünkü seviyordum. Bu şiddeti belki okumuş bir insan olarak, görmüş geçirmiş bir insan olarak bir kadının bunları göz ardı etmemesi gerekiyordu. Belki ayıplandım bunları sakladığım için. Çünkü hastane raporlarım var geçmişe ait. Ama her seferinde onun iyi olduğunu, beni sevdiğini, ailesinin doldurmasıyla ve madde bağımlısıydı. Atakları vardı, krizleri vardı. Bana hep dedi ki bırakacağım, bir daha kullanmayacağım. Tedavi görmeyi kabul etti. Çok da seviyordum. O yüzden bugüne kadar olan hiçbir yaptığım şeyi anneme dahi söylemedim. Ama ne zaman hamileyken eve gelip üstüme yürüyüp eve gelmesini hiç istemedim. Çünkü bir önceki telefon konuşmamızda annesiyle barışmazsam bu tüp bebeği yaptım ama rahat etme dedi. Onu karnına koydurmakla dedi hani beni ele geçiremezsin anlamında bir şey söyledi. Bir tekmeme bakar dedi. O yüzden eve gelmesini avukatına mesajlarımı da söyledim. Göndermeyin eve. Çünkü elbiselerini almaya bahanesi bence. Bahanesiyle eve gelmek istiyordu. Eve göndermeyin dedim. Göndermeyin dememe rağmen geldi. O gün zaten yüzüme de vurdu, itekledi de her şeyi yaptı. Nerenizden darp aldınız? Yani o darp hani böyle sizin düşündüğünüz gibi o sert bir darp değildi. Havlularla yüzüme vurdu. İtekledi, duvara çarptım. Ama çok büyük küfürler etti. Annemi aradı, annemi tehdit etti. Beni tehdit etti. Yani zaten bir kadına şiddeti, bu da bir şiddettir. Yani bir kötü bir laf da şiddettir. Sonuçta ben hamileyim ve riskli bir hamileliğim var ve tansiyon hastasıyım. Yani tansiyonum çıkacağını ve benim böyle bir durumda bu çocuğu kaybedeceğimi bile bile bunu yaptı. O yüzden ben bugün onu şikayet ettim. Çünkü ben bir daha belki... Çok özür dilerim. Anne de olamayabilirim. Abla, yani abla, o yüzden... O yüzden de bunu çok isteyerek, ikimiz de çok isteyerek, ben tek başıma yapmadım bu çocuğu. İkimiz de beraber karar vererek yaptık. Sonrasında annesinin gerçekten çok tesiri altında kalan bir çocuk gerçekten. Burada çok detaya girmek istemiyorum, halim de yok. Ondan sonra birdenbire tavırları ve şeyleri değişti. Zorla beni barıştırmak istedi ama çok aileme çok hakaretler ettiler ve çok kötü şeyler yaşattılar. Ben de istemedim. Dedim ki doğduğu zaman hastaneye gelirler. Şu anda müsait değilim dedim. Yani istemiyorum şu anda dedim. Onun akabinde bunları yaptı. Sonrasında da tedbir kararı aldırdık. Eve yaklaşamasın diye bu olayları çekmek zorunda kaldım. Çünkü başka türlü ispat edebileceğim bir şey yoktu. Kocam olduğu için devamlı eve girebiliyordu. Tedbir kararı alabilmek için görüntülemek durumunda kaldım. Sonra tedbir kararı aldıktan sonra bu sefer de sosyal medyadan ve programlara katılarak bana iftira ederek, karnımızdaki ikimizin çocuğuna iftira ederek benim tansiyonumu çıkarttı ve o iftiralardan dolayı tansiyonum 22 oldu, çocuğumu da kaybettim. Yani amacına ulaştı ama şimdi ateş etmekle bunu farklı bir şey değil. Çünkü o benim biliyordu tansiyonum çıkınca, benim bunları üzülüp stres yapıp gideceğini biliyordu. Bunları bile bile yaptı. O yüzden de ben onu bugüne kadar her şeyini affettim, onu çok sevdiğim için. Çocuk yapmaya kalktım ben bu adamdan. Yani bana bu kadar zaman zaman şiddet gösterdiği için ama hep anladım onu. Hani bu madde bağımlısı olduğu için tedavi göreceğim, her şey çok güzel olacak diye sözler verdiği için. Ama burada artık affedemedim. Çünkü çocuğumu kendisi yüzünden kaybettim. Bu bir kadına şiddettir. Bu anne olmak isteyen, hamile bir kadına şiddeti çok daha ağırdır. Ben aylar önce program yaparken Sıla'yı seyrettim bu kapıda. Benim kolum morardı demişti. Ona bile çok üzülmüştüm. Benim burada çocuğum öldü. O yüzden de onu affetmiyorum. En kısa zamanda da boşanmak istiyorum. Boşanma davası açtınız. Evet, ben çoktan açtım kendisine.
gününün gelmesini bekliyoruz. Süreçle süreci takip ediyoruz. Şimdi peki siz şu anda hangi taleplerde bulundunuz? Hangi gerekçeyle şikayetlerde bulundunuz? Biz kendisini şu anda hakaret, tehdit, iftira suçlarından ve çocuk düşürülmesine sebep olma suçlarından şikayet ettik. Aynı zamanda da tazyik hapsinde bulunduk. Çünkü uzaklaşma kararını ihlal etti kendisi. Şu anda yargılamaları devam edecek. Yasal süreç başladı yani. Bugün buraya eşi Yaşar İpek'i şikayet etmek için geldik ve tazyik hapsi başvurusu için geldik. Şimdi sizler de bilirsiniz ki Türkiye'de birçok kadına şiddet vakası olmaktadır. Daha geçen gün bir anne bir çocuğunun önünde öldürülmüştür ve böyle bir sürü şeyler yaşanmakta. Benim müvekkilim de bebeğini kaybetmiştir ve bu bebeğin kaybettirilmesine sebep olan eşidir. Eşi ve ailesidir. Ve kasten ve bilerek müvekkilimin bebeğini düşmesine sebep olmuşlardır. Nasıl şiddet mi bebeği? Yani bu işin iki tane boyutu var. Birisi psikolojik şiddet, bir tanesi de fizyolojik şiddet. En başta hamile kaldığı dönemde işte senin üzerine atlarım, işte çocuğu düşürtürüm şeklinde tehditlerde bulunmuş. Evine gelmiş, evde de darp etmiştir. Bunlarla ilgili görüntüleri biz sunduk. Darp raporu var mı efendim? Şimdi darp raporu evliliğini devam ettirebilir düşüncesiyle tabii ki almadı. Ama görüntüler var, savcılığımıza sunduk. Kendisini korumak için aldığı görüntülerdir. Yani bunlar kendisini, çünkü tek başına hamile bir kadın şiddet görüldüğü zaman tabii ki kendisini koruyacak. Dolayısıyla benim müvekkilimin çocuğunun dünyaya gelmesine engel olunmuştur. Tansiyonu 22'lere fırlatılmıştır. Bu işin en başında doktor raporu var. En başında eşi bunu biliyor. Yani müvekkilim hamile kaldığında tansiyon hastası olduğu için şiddetli bir olay falan olduğunda bebeğini kaybedecek. Yani en baştan beri doktor raporları var. Bunu da biliyor ama ona rağmen bilerek ve kasten çocuk düşsün diye hamileliğin başından beri şiddet uyguluyor. Ve bununla ilgili de biz uzaklaştırma kararı almıştık. Ancak kendisini tutamadık. Çıktı internette çok ağır ithamlarda bulundu. İşte o bildiğiniz mitokondri hikayesi. Öyle bir mitokondri diye bir şey yok. İkisinin de birlikte imzaladığı kağıtlar var. Dolayısıyla öyle bir olay da yok. O ağır iftiralar üzerine müvekkilim 22 tansiyonlu hastaneye kaldırıldı ve maalesef bebeğini kaybetti. Bizim buradaki şeyimiz, bana göre tamam ben bir avukatım ama toplum nezdinde bu bir cinayettir. Çünkü bebeğin kalp atışları 2 Eylül'de duyulacaktı. Maalesef şu anda canlı olacaktı ama şu anda yaşamıyor. Ve hala şunu da söyleyeyim, düşük yaptı ancak daha o bebek vücuttan atılmadı. Bir de böyle bir durumumuz var. Yani bir de bunun acısını yaşıyoruz. Lütfen herkes, kadına şiddet çok büyük bir vahşettir. Lütfen toplumu özellikle bu konuda ve hala da çıkıp hiçbir şekilde ne bir özür dilemiştir ne bir şey. Zaten özüre dayalı bir şey değil bu. Yani özür laf edilecek bir şey değil ama insan bir bebeğini kaybediyor. Yani kalkıp da bir annesine ya bir başımız sağ olsun bile diyebilir. Zorla düşürtülmüştür yani.